Merhaba arkadaşlar, 80 günde devriyete 29. güne geldik. Artık çeyreği bitti. Neredeyse yarısına yaklaşmak üzereyiz. Bugün ise arkadaşlar parabol konusuna devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda yani dün ne yapmıştık? Parabolün tanımını vermiştik. Bugün ise parabolde kolları kestiği noktalar. Hocam biz bu ekseni kestiği noktaları öğrenmiştik ama burada daha detaylı öğreneceğiz. Orada sadece ne bilgisi vermiştik? İşte x eksenini keserse kökler, y eksenini keserse sabit terim demiştik. Ama artık yavaş yavaş parabolün içerisine giriyoruz arkadaşlar. Hiç beklemeden hızlı bir şekilde başlıyorum ve parabolün ekseni kestiği noktalar diyoruz. Şimdi fx parabolü ikinci dereceden denklemin grafiğinin parabolü verirdi. Evet, bunu hatırlıyoruz. X ekseni kesen noktalar ise kökler, y ekseni kesen nokta ise sabit terimde. Şimdi y eksenini kesen noktayı bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? Fonksiyonda x yerine 0 verdiğimizde sabit terim buluyoruz. O zaman x 0, f 0. Dikkat edin, genel denklemde bir 0 verirsek neye eşit? X'lerin tamamı yok oluyordu. C noktası kalıyordu. İşte bu C noktası sabit terim ama burada artık C'nin pozitif mi negatif mi olduğunu da bize sorabilir. Dikkat ederseniz burada C'miz negatif sayı. Burada ise C'miz pozitif bir sayı olduğunu bileceğiz. Kollar yukarı doğru olduğundan dolayı ne diyorduk? A, yani baş katsayı sıfırdan büyük diyoruz. Şimdi x ekseni kesen noktalarında biz kök demiştik. Şimdi arkadaşlar kökleri bulmak için ne yapıyoruz? Y'ye 0 verdiğimiz zaman y 0 iken fx eşittir 0 oluyor. Yani fonksiyonun köklerini arıyoruz. Şimdi ax kare bx artı c eşittir 0 dediğimize göre denklemin x ekseni kestiği noktaları buluyoruz. Burayı 0 yapan yerler. Peki bunlar neydi arkadaşlar? Bunlar da bize kökleri veriyordu. Yalnız şunu bileceğiz. İkinci dereceden bir denklemde gerçek kökler maksimum 2 tanedir. Bakın her ikinci dereceden denklemde 2 kök vardır. Ama reel yani gerçek kök maksimum 2 tane olabilir, 1 tane olabilir, hiç kök olmayabilir, reel kök olmayabilir. Peki biz bunu grafiklerde nasıl görüyoruz? Arkadaşlar dikkat ederseniz kırmızıyla çizdiğimiz grafik x eksenine değmemiş. Değmediğine göre burada ne diyoruz? Kök yok diyoruz. Kök yok. Peki buraya baktığımız zaman nedir? Bir kez değmiş. Şimdi bir ikinci dereceden denklemde bir kök var, bir kök yok olay olmaz. Bir kök var, x1, hatta x2 de bu köke eşit. Yani eşit kök diyoruz. Eşit kök. Ve geldim diğer bir duruma. Dikkat edersek farklı iki noktada kesmiş. O zaman iki kök var. İki kök var. Ama nasıl iki kök? Farklı iki kök kelimesini kullanmak zorundayız arkadaşlar. Yani hocam iki kök, burada da iki kök var, eşit iki kök var. O yüzden farklı iki kök, hatırlayın ikinci dereceden denklemlerde farklı iki reel kök dediğimiz zaman delta sıfırdan büyük oluyordu. Farklı iki kök dediğimiz zaman delta sıfırdan büyük oluyordu. Ama iki kök dediğimiz zaman delta sıfırdan büyük veya eşit olduğunu unutmuyoruz. Şimdi hemen gelelim şuna arkadaşlar. Ax kare bx artı c eşittir 0 denkleminde. Burası önemli. Niye? Katsayılar işaretini bulmak için. X1 artı X2 neyi veriyordu bana? Kökler toplamını veriyordu. X1 bölü A. X1 çarpı X2 C bölü A'yı veriyordu. X1 eksi X2 de kök delta bölü mutlak A'yı veriyordu. Ki buna şöyle bir şey demiştik. Olur da bunu unutursan bu formülü hemen şunu yapacaksın. X1 eksi 2, X2'nin karesi nereden geliyordu? Hocam bu X1 artı X2'nin karesinden gelir. Tamam. Ama burada dikkat edin. Eksi 2 tane x1, x2 var. Burada artı 2 tane x1, x2 var. O zaman ben buraya 4 tane x1, x2 yazarsam bu dengeyi sağlamış olurum. Böylelikle x1 eksi x2'nin karesi x1 artı x2'nin karesinden 4 tane x1 çarpı x2'yi çıkartıyorum. Yani kökler toplamının karesinden 4 tane kökler çarpımı çıkartıyorum. Ve neyini alıyoruz? Karekökünü alıyoruz. İşte bu mutlak x1, x2 dediğimiz ifade bunu veriyor. Zaten burayı açarsak buradan bir tane b kare eksi 4ac bölü kök içerisinde a kare geliyor. O da mutlak a diye çıkıyor. Yani bunu ikinci dereceden denklemlerinde verdik. Bunu tekrar bir hatırlatma gereği duydum. Şimdi peki bunu nerede kullanıyoruz? Arkadaşlar bana verilen bir denklem, ikinci dereceden bir denklem. Grafiğe bakarak yorum yapmam lazım. Kökler hakkında yorum yapmam lazım.
sabit terim hakkında yorum yapmam lazım. Başka sayısı hakkında yorum yapmam lazım. Şimdi hemen bakalım. Buraya baktığım zaman benim grafiğim iki farklı noktada kestiği için bir yorumum delta sıfırdan büyük olur. Yani iki farklı kökü var. Tamam. Köklerden biri negatif, biri pozitif. O halde kökler çarpımı kesinlikle ne olur? Negatif olur. Sonra A, bakın yaptığım yorumlara. Kollar yukarı olduğu için A sıfırdan büyük. Sabit yer aşağıdan geçtiği için C sıfırdan küçük. Tamam. Köklere dikkat edersek arkadaşlar, tam ortası, yani köklerin yarısı, toplamının yarısı, dikkat edersek negatif bölgede. Bunun da sebebi şu. X1 negatiftir burada. Tamam. Ama X2 pozitiftir. Ama neyi biliyorum? Kökler toplamı X1 mutlaksa daha büyük olduğu için, yani daha büyük bir negatif sayıya eşit olduğundan dolayı kökler toplamı negatiftir. Peki hocam, kökler toplamı negatif dedik. Buradan nereye gitmeye çalışıyorsunuz? Kökler toplamı neydi arkadaşlar? Eksi B bölü A'ydı. Bunun negatif olduğunu biliyorum. Kollar yukarı olduğu için A'mız pozitif. Negatifi pozitife bölersek negatif çıkar. Demek ki B de burada pozitif bir sayı olsun ki sonuç negatif çıksın. Bakın hepsi hakkında yorum yaptım. Hemen yana bakalım. Ne yorumları yapacağım? 1. A sıfırdan büyük olduğu belli. 2. C'nin sıfırdan küçük olduğu belli. 3. İki tane farklı kök olduğu için derdi sıfırdan büyük. Köklere dikkat edersek bu sefer toplamının yarısı pozitif tarafa denk gelmiş. X1'in negatif, X2'nin pozitif olduğunu biliyorum. Doğal olarak kökler çarpımı kesinlikle nedir? Negatiftir. Peki kökler toplamı pozitif olan daha büyük olduğu için X1 artı X2 nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyük. Peki X1 artı X2'ye ne diyorduk biz? Eksi B bölü A'ydı formülümüz. Bunun sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Dikkat edin, A nedir? Sıfırdan büyük. Şimdi eksiyi artıya böldüğüm zaman negatif. O zaman buradan da B kesinlikle negatif olacak. Bakın B'yi de yakalamış oldum. B de sıfırdan küçük diyebiliriz arkadaşlar. Bu yorumlar size soru kazandıracak. Bu yorumlar size tanımanızı sağlayacak grafiği. Yani bir grafiğe baktığınız zaman her yorumu yapabilmeniz lazım. Şimdi hemen bakalım ne geliyormuş. Yine bir bakarak yorum yapacağım. Bu sefer ne yorumum olacak? Şimdi arkadaşlar, bir keresinde kollar yukarı olduğu için A sıfırdan büyük. Sabit nokta, bakın pozitiften geçiyor. C sıfırdan büyük. Kökler teğet geçiyor. O zaman şunu diyebilirim. X1 ve X2 eşit bir köke sahiptir. Yani delta sıfır eşittir. Biz ne diyorduk? Teğet kök, çakışık kök, çift katlı kök, tam kare, tek elemanlı çözüm, aynı kök. Bakın bir sürü isimler kullanabiliriz. Şimdi kökler toplamı pozitif tarafta olduğundan dolayı arkadaşlar, kökler toplamı sıfırdan büyük. Eksi B bölü A'nın sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. A'nın artı olduğunu biliyorum. Eksiyi artıya böldüm. Eksi. O zaman B de kesinlikle ne olacak? Eksi olacak. Buradan da B'nin negatif bir değere sahip olduğunu yorumu yapabilirim. Aynı olay bunun için tek tek yapalım. A sıfırdan büyük. Tamam. C yukarıdan geçiyor sıfırdan büyük. Tamam. Kökler eşit. X1, X2 eşit. Doğal olarak delta sıfır eşit. Kökler ikisi negatif olduğu için toplamları negatiftir arkadaşlar. Yani eksi B bölü A negatif bir sayı. A'mız burada pozitif. Eksi artıya böldüğüm zaman eksi. B de kesinlikle pozitif olacak. O zaman B hakkında da yorum yaptık. B'miz de pozitif oldu. Kökler çarpımı hakkında da yorum yapabiliriz. İkisi negatif sayı. Çarpımı ne olur? Negatifle negatif çarparsam pozitif. Aynı şekilde burada da pozitifle pozitifi çarparsam, daha doğrusu aynı işaret olduğu için pozitif diyebiliriz. Son olarak da arkadaşlar yine bir yorum geliyor. Bu sefer dikkat edin. Yine A hakkında yorum yapabiliyorum. Tamam, sıfırdan büyük. C'ler hakkında bakın kırmızıda yorum yapabiliyorum. Şurayı kırmızı alalım. C'si sıfırdan büyük. Kök, bakın kök yok. Yani reel kök yok. Niye? X eksenini kesmiyor arkadaşlar. Aşağıya bakacak olursak, aşağı doğru olduğu için A sıfırdan küçük. C'miz nedir arkadaşlar? C'miz negatif bölgeden geçiyor. Sıfırdan nedir? Büyük bir sayı mı? Hayır. Küçük bir sayı hocam. Aşağı doğru iniyor. Bakın C burada nedir? Pozitif değil, negatif olacak. Şöyle kırmızı yazalım, negatif. Kök yine
Yoktur arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi fx ax kare bx artı c fonksiyon grafiğinde tepe noktasının apsisi r köklerin tam ortasıdır. X eşittir r doğrusunun parabolün simetri ekseni denir. Önemli arkadaşlar. X eksenin parabolün tam simetri noktasını veriyor. Yani işin özü şu arkadaşlar. Bakın şuradan ben bunu çizdiğimde sağ tarafta ve sol tarafta parabol var. Ya kollarınızı düşünebilirsiniz. Açın kollarınızı yukarıya doğru. Kameradan çıkmayayım. Bakın tam ortası. Yani benim adım x ekseni, simetri ekseni. O yüzden simetri ekseni kelimesi duyarsanız ki duyacaksınız çok. Aslında benden R'den bahsediyor. Yani tepe noktasının apsisi. Soruda adam vermiş bana diyor ki parabolün simetri ekseni 2. Ya R'sinin 2 olduğunu söylüyor. Tepe noktasını öğreneceğiz. Detaylı öğreneceğiz. Soruları çok kullanıyoruz. Ama şimdiden şunu bilelim. Simetri ekseni deyince aklıma ne geldi? R ekseni geldi. Yani R gelecek aklıma. X ekseni R. Ve köklerin tam ortası olduğundan dolayı arkadaşlar simetri ekseni aynı zamanda parabolün simetri ekseni pozitif tarafta bulunuyorsa kökler ya x pozitiftir ya da büyük olan pozitiftir. Ama simetri ekseni diyelim. Şöyle geldi bir parabolümüz. Bakın şurada duruyor simetri ekseni. Negatif tarafta duruyor. Ya ikisi de negatiftir ya da bir şansım daha var. Ya da ne derim? Bakın. Hatta şöyle vereyim. Şunu bir daha çizeyim. Çizemedim. Şöyle bir şey vermek istiyorum. Evet şimdi oldu. Bakın simetri ekseni yine nerede duruyor arkadaşlar? Negatif tarafta duruyor. Burada da köklerin büyük olanın negatif. Ya ikisi de negatiftir ya da büyük olan negatiftir. Negatif tarafta duruyorsa. Bu yorumları yapacağız. Ama en önemli kısım neydi? Hocam simetri ekseni verirse R demekmiş. Aklında dursun. Hemen bakalım. Fx parabolü x kare eksi mx artı n. Parabolün x ekseni kesişim noktaların çarpımı 4. Toplamları 5. Ya x ekseni kestiği noktalar diye düşünüyorum. Ya bir dakika hocam bunlar köklerden bahsediyor. İşte arkadaşlar parabolü düşünmeseniz ikinci dereceden şöyle bir soru gelse size dese ki ikinci dereceden bir denklemin kökler çarpımı 4 kökler toplam 5 ne kadar kolay olur. Bana da burada parabolün x ekseni kestiği noktalar diyor. O halde çarpımları 4 ise x1 çarpı x2'nin 4 olduğunu biliyorum. Toplamları 5 ise x1 artı x2'nin de 5 olduğunu biliyorum. Peki kökler çarpımı neydi? Hatırlayalım. C bölü A formülümüz vardı. Peki burada arkadaşlar C'miz nedir? N. A'mız da 1. Bu 4. Buradan N'yi 4 bulduk. Bu benim elimde. Kökler toplamı eksi B bölü A idi formülümüz. Peki eksi B'miz nedir? Bakın eksi eksiden artı M oldu. Bölü A'mız 1. Bu da 5. Yani M'nin 5 olduğunu biliyorum. Benden her ikisinden ne istiyor? Kökler toplamı ve kökler çarpımı vermiş. M ve N'yi bul. Bunları topla diyor. O zaman 4 ile 5'i toplarız. Olay bu kadar basittir arkadaşlar. 9. Geldim diğer bir sorumuza. Şekildeki grafiği verilen fx kare eksi 5x eksi 6 parabolünün x ekseni kesen noktaları a b olduğuna göre a eksi b farkı nedir? Lütfen arkadaşlar oraya hemen bir not alın. Not. Şimdi bana kesen noktaları veriyor. Ben a'nın ve b'nin ne olduğunu bilmek zorundayım. Hocam a köklerden biri, b de köklerden diğeri. Tamam. Şimdi aralarındaki uzaklığı veriyor. Ya aralarındaki uzaklık ne demek? Hocam ondan bunu çıkartırsam uzaklığı bulurum. Bakın yaş da bir uzaklık. Ben size desem ki yaşınızı nasıl buluyorsunuz? Şimdiki yıldan doğduğum yıla çıkartıyorum. Neden? Şu anki bulunduğum mesafe, şu anki zaman kavramında, şu anki yıl doğduğun yıldan ve şu anki yıl doğduğun yılı çıkardığın zaman sen yaşını buluyorsun yani uzunluğu buluyorsun. O halde ben aslında benden A ve B farkını soruyor. Yani aslında neyi soruyor arkadaşlar? A eksi B farkını. Şuradaki uzunluğu soruyor. A eksi B farkı demek. A eksi B farkı demek. X2'den X1'i çıkar demek. Aa bizim kökler farkı. Burada neyi düşüneceğim arkadaşlar? Kökler farkı. A eksi B. A'nın daha ne olduğunu diyor. Aha bir dakika. Hocam A dediğimiz X1. O zaman X1'den X2. Ben B eksi A'dan çıkartayım. Sonra işareti ters alayım. Çünkü neden? Negatiften pozitifi ya da pozitiften negatifi çıkarmak
işime gelmez. Pozitiften negatifi çıkartayım arkadaşlar. Şimdi B'den A'ya çıkartmak demek x2 eksi x1. Ben bunun pozitif kök olduğunu bildiğim için sonuç ne olacak? Pozitif olacak. Ama ben tutup x1'den x2'yi çıkartırsam sonucum negatif çıkacak. Şimdi o halde ben biliyorum ki biz neyi öğrenmiştik? Kökler farkı x1 eksi x2'nin mutlağı ya da x2 eksi x1'in yerleştirebilirim. Neydi kuralımız? Kök delta bölü mutlaka eder. O halde öncelikle ben bu verilen fonksiyonu delta'yı bulacağım. Delta neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac. Hocam sanki biz parabolü değil de ikinci dereceden denklemi işliyoruz. İkinci dereceden denklemin grafiği olduğu için denklemler hep ikinci dereceden olacak. O konuları kullanacağız. Orada öğrendiğimiz bilgileri kullanacağız. O zaman b'miz buradan eksi 5'in karesinden 25 eksi 4. A'mız kaçtır arkadaşlar? 1 çarpı bu da ne yaptı? Eksi 6. Doğru mu bakayım? Evet eksi 6. O zaman delta'mız nedir? 25 artı 24'ten delta ne çıktı arkadaşlar? O 49 çıktı. O zaman x1 eksi x2'nin farkı nedir mutlak değer c farkı? Bakın tekrar söylüyorum. Ben x2 eksi x1'i buluyorum ama formül olarak bu şekilde yazdım. Kök delta yani kök 49 bölü mutlak a. A'mız da 1 olduğu için kök 49 ne diye çıkar? 7. O zaman arkadaşlar x1 eksi x2'nin mutlak değeri 7. Ama benden istenen ne? A eksi b. Yani a eksi b yani x1 eksi x2. Ben x1'in daha küçük bir sayı negatif olduğunu biliyorum. x1'den x2 çıkarsa o zaman cevabımız ne olur? Eksi 7 olur. Ve nota yazmanız gereken şu arkadaşlar. Size A ve B'nin arasındaki uzaklık verilirse yapman gereken şu. Kökler farkını veriyor bana. Mantıklı arkadaşlar. Hemen geldim diğer bir soruya. Yukarıda verilen fx x kare artı n artı 3 x artı n artı 7 parabolün x ekseninin orijini ve a noktasını kesmektedir. Buna göre a noktasının apsisi kaçtır? Şimdi gelelim. X kare artı n artı 3 artı bir şey hocam neyi bilmiyoruz. Arkadaşlar a noktası ve orijin benim köklerim olmuyor mu? Evet. O zaman köklerden birinin 0, birinin de a olduğunu biliyorum. Benden diğer kökü istiyor. Hocam iyi de verilen denklemde en bilinmeyen var. Peki ben kökün 0 olduğunu biliyorsam bu kökü denkleme yazdığımda sağlamak zorunda mı? Kesinlikle sağlamak zorunda. O halde x yerine 0 yazıyorum. 0'ın karesi artı n artı 3 çarpı 0 artı n artı 7 eşittir 0. Buradan bakın 0 n artı 7 0 oldu. N'imiz ne oldu? Eksi 7 oldu. O zaman götürüyorum fonksiyonda eksi 7 yazıyorum. Fx fonksiyonu. X kare eksi 7 yazarsam eksi 7 artı 3'ten eksi 4x olur. Şurasında eksi 7 yazdım dikkat edin. Eksi 4x olur. Buraya eksi 7 yazarsam arkadaşlar eksi 7 artı 7 0 artı 0. O zaman fonksiyonum ne oldu benim? X kare eksi 4x oldu. Peki benden istenen kökleri bulmak. Kökleri nasıl buluyorum? Denklemi 0 eşitliyorum. X kare eksi 4x eşittir 0. Bakın burada çarpanlara ayırma yaparsam ortak parantez alma. X eksi x 4 eşittir 0. Köklerden biri 0. Zaten onu vermişti. Diğer kök de 4. Diğer kök dediğimiz nedir? X2 yani 4. Bakın aslında ne kadar kolay. Yani kesen noktaların kök olduğunu bilirsen olay zaten biter. Ve geldik diğer bir sorumuza arkadaşlar. Yukarıda fx x kare eksi 5x artı 2m eksi 1 parabolü x eksenini a ve b noktalarını kesmektedir. 6 tane ao eşittir ob olduğuna göre m kaçtır? Şimdi bir dakika. Parabol sorularında böyle bir soru geldiği zaman öğrenci hocam bunlar çok zor. Ben bunları nasıl yapacağım? Bakıyorsunuz ya nereye neyi koyacağım belli değil gibi. Arkadaşlar parabol sorularında sadece size dediğim bilgileri kullanırsanız neyi kullanacağız hocam? Yani ne öğrendik? Y'yi kesen noktayı, X'i kesen noktayı. Y'yi kesen noktanın sabit, X'i kesen nokta kök olduğunu. Bu bilgi size yeterli bu tarz sorularda. Nasıl hocam? Şimdi arkadaşlar aynı soruyu buraya tekrardan çiziyorum. Hani daha geniş çizeyim ki daha net görün. Aldım böyle. Şimdi şuradan geçirelim. Hop buraya gelelim. Şimdi bu noktanın benim A olduğunu biliyorum. Bu noktanın ise B olduğunu biliyorum. Şimdi burası da O. Şimdi açıklamaya dikkat ederseniz 6 tane AO bir tane OB eşit. O zaman arkadaşlar ben AO'ya K dersem buranın tamamı ne olur? 6K.
O halde AO'ya K dedim. Burası 6K oldu. Buraya kadar sıkıntı yok. Zaten birçoğumuz bunu yapıyor. Hocam bundan sonra yapamıyoruz. Şimdi dikkatlice dinleyin. Arkadaşlar hem videonun başında hem de bir önceki videoda. Niye öğrendik biz? Hocam çok bir şey öğrenmedik ki. Kolları kesen yerlerin kök olduğunu biliyorum. X ekseninde, Y ekseninde sabit yerim olduğunu biliyorum. İşte ben de X ekseninde kolları kesen yerin kök olduğunu biliyorsun ya. Soru bitmiştir. Nasıl bitti hocam? Şimdi bakın. Ben buraya ne dedim? Şuraya X1 diyorum. Şu noktaya X1. Buraya da X2 diyorum arkadaşlar. B noktasına da X2 diyorum. Yani köklerden biri ve diğeri. Şimdi uzunluğu 6K olduğuna göre bu noktanın bulunduğu yer 6K'dır arkadaşlar. Kökümüz 6K. Uzunluğu K olduğuna göre ama negatif bölgede olduğuna göre bu kökte eksi K'dır. Bunu da buldum. Şimdi parabolümüze bir bakın bakalım denkleme. Ne belli? Bakıyorum. Allah M belli değil hocam. Burası neyi veriyordu bana? Kökler çarpımını veriyordu. Peki ortası neyi veriyordu? Kökler toplamını. O zaman ben bu parabol denkleminde kökler toplamını bulabilirim. Neydi? Eksi B bölü A'dan. B'miz burada. Eksi 5'ten artı 5 bölü 1'den. Aa hocam kökler toplamı neymiş? 5. Bu cepte. E kökleri ben K cinsinden biliyorum. Köklerden biri nedir? X1 artı X2 diyorum. Köklerden biri eksi K'dır. Diğeri de 6 K'dır. Bunların 5 olduğunu bildiğime göre burayı da 5'e eşitlersem, eksi K ile 6 K'ya toplarsam 5 K eşittir 5. O zaman K burada nedir? 1. K'yı 1 bulduğuma göre dikkat, birinci köküm ve ikinci köküm belli. 6 katı 6. X 1, 1 katı ama eksilisi eksi 1. Bakın kökleri buldum. E kökleri de biliyorsan M'yi bulabilirsin. Nereden bulacağız? Yaz denklemi yerine M'yi bul. Yani X1 eksi 1 ise bu denklemi sağlamak zorunda 1 eksi, bakın 5 tane eksi 1, şu 5'i tekrar bir yazalım. Ben direkt sonucu yazacaktım ama sonra dedim 5'i yazalım. Eksi 5 çarpı X1 eksi 1 buldum. Artı 2 M eksi 1 sıfırı sağlamak zorunda. Bakın eksi 5 eksi 1 5 yapar. Bir de burada 6. 6 artı 2 M eksi 1 sıfır. Buradan da arkadaşlar 2 M 6 eksi 1 artı 5 yapar. Karşı yaptım. Eksi 5 yaptı. M de buradan nedir? Eksi 5 bölü 2'dir. Bakın M'yi buldum. Şimdi gelelim. Başka nereden bulabiliriz hocam? Ben kökler çarpımını biliyorum. Kökler çarpımı nedir arkadaşlar? Onu da şuraya bulalım. X1 çarpı X2. C bölü A formülünden. C'miz nedir arkadaşlar? 2M eksi 1. A'mız ne? 1. Köklerin 1'i eksi 1, 1'i 6 olduğuna göre kökler çarpımı eksi 1 çarpı 6'dan eksi 6 gelir. O zaman 2M eksi 1 eşittir eksi 6. 2M eşittir eksi 5. M eksi 5 ise M'miz nedir arkadaşlar? Şuraya çok çok küçük yazdık ama eksi 5 bölü 2. Bakın iki yoldan da bulabilir. O zaman özetliyorum arkadaşlar. Böyle bir soru geldiğinde lütfen kesen noktaların kök olduğunu bilin. Ve şu uzunluk da önemli. Burada uzunluk verildiğinde K verin, 2K verin fark etme. Bazen hani K 2K veriyorum ama tam bölünmüyor. Farklı sayıda verebilirim. 2 katı da verebilirim. Yani yeter ki kökleri K cinsinden bulun. Sonra ister kökler çarpımı, bakın burası kökler çarpımı, ortası da kökler toplamından hareket edin. Soru çözülür arkadaşlar. Şimdi bu videodan sonra birkaç tane bu tarz bir soru çözün. Bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hemen gelelim önemli bir nokta. Diğer tarzı hocam parabol tamam da içine şekiller veriyor. Ya bırak şekil versin. Ne verirse versin sana. Şimdi şu notu inceleyelim. Parabolün içinde geometrik bir şekil varsa yani kare, dikdörtgen, üçgen, yamuk, paralel kenar ne verirse versin. Parabol ile şeklin ortak noktası belirlenir. Belirlenen nokta parabolün üzerinde olduğu için parabolün denklemini sağlamak zorundadır. İşte püf nokta burası. Hocam bunu bir de böyle hani görsel olarak gösterseniz. Şimdi bana bir parabol verilmiş. Başka ne verilmiş? Bir üçgen verilmiş. Parabol ile şeklin ortak noktaları. Bakın burası ortak, burası ortak, burası ortak. Gördünüz mü? Dikkat edin parabolün kökleri üçgenin tabanını veriyor arasındaki uzaklık. Yani kökler farkı. Parabolün tepe noktası dediğimiz yer bana neyi veriyor? Ya da C'si sabit olan yer bana üçgenin yüksekliğini veriyor. Bak. Ya da böyle bir soru geldi. E gelsin ne fark ediyor? Bir kare ya da dikdörtgen verilmiş, bir de parabol verilmiş. Benim için önemli olan nokta neresi? Orijin değil. Orijin sadece kareye ya da dikdörtgene ait bir kenar.
bana lazım olan parabolle şeklin ortak noktası. Bakıyorum A noktası. Ben biliyorum ki arkadaşlar bu bir kare olmuş olsa şu uzunluğa ben A desem burası kare olduğundan dolayı burası da A olur mu? Evet. Burası da A olur. Evet. O zaman benim A noktam X'i A iken Y'si de A olur. Evet. O halde parabolde Fx eşittir Y değil miydi ikinci dereceden denklem? Yani ben X'e A verirsem F A'nın da A çıkması gerekiyor. Bakın parabolü sağlamak zorunda. Çünkü parabolün üstünde nokta. Hocam siz bunu bir örnekle verin. Biz daha iyi anlarız. Aynen öyle olur arkadaşlar. Hemen bakalım. Fx eşittir eksi x kare artı 9 parabolün grafiği çizilmiş. Bana yanda çizilmiş bir grafik veriliyor. Şekilde verilen ABC üçgenin alanı kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bakın burada şuna dikkat edin. Benim için önemli olan neydi? Şekille parabolün ortak noktaları. Hemen bakıyorum. Şeklimiz ABC üçgeni. Parabolümüz de kırmızı çizilmiş. Benim için önemli olan AB noktaları ve C noktaları. Çünkü hem şeklin hem parabolün üstünde. Şimdi AB noktaları parabol üstünde nedir? Kök. C noktası parabol üstünde tepe noktası. Peki üçgende nedir? AB noktaları üçgenin tabanını verirken C noktası ise üçgenin yüksekliğini veriyor. H. Zaten bana üçgenin alanını bulmak için ne yapıyorum? H çarpı taban yani AB uzunluğu bölü 2. Bu bana neyi veriyor? Alanı veriyor. Şimdi gelelim parabolün denklemi kullanarak bu noktaları bulalım. Arkadaşlar bunlar kök değil mi? O zaman eksi x kare artı 9 eşittir 0 denkleminden x kare eşittir 9 olur. Köklerden biri eksi 3, biri de artı 3 olur. Yani A noktası aslında eksi 3, B noktası da artı 3 olduğunu buldum parabolden. Peki C noktası burası nedir? Y ekseni üstünde olduğu için. Ben x'e 0 verdiğimde f 0 bana neyi veriyordu? Sabiti veriyordu. O zaman parabolde x yerine 0 verirsem f 0 eşittir. Eksi 0'ın karesi artı 9'dan. Cevap ne olur? 9. O zaman bu noktanın da 9 olduğunu biliyorum. Bakın yüksekliğim belli oldu. 9. Peki eksi 3 birim burayken şuranın uzunluğu ne olur? 3 birim olur. Burası da 3 olur. Toplamda ne olur abi uzunluğu? 6 birim olur. 9 çarpı 6 bölü 2'den 54 bölü 2'den 27 çıkar. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Kesim noktaları da birim kökleri olduğunu. Y'yi kesen yerin, kesen yerin bir de konuşabilsem. Y'yi kesen yerin sabit birim olduğunu bilin. Artı şekille parabolün ortak kesim noktaları. Benim için önemli olan bu. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Y eşittir eksi x kare artı 3 x artı 3 parabolün grafiği çizilmiş. Şekilde verilen A, B, C, O karenin alanı kaç birimdir? Şimdi benim için önemli olan neydi? Parabol var bir de şekil var. Parabolle şeklin ortak noktasına bakacağım. O noktası orijin ve şekil. İşim yok. C noktası sadece karenin bir köşesi. Ama dikkat edersek A ve B noktaları hem şeklin yani karenin bir köşesi hem de parabolün üzerinde. Yani her ikisinde ortak nokta. Ve bu soru çok kolay bir soru arkadaşlar. Hatta hiç bakılır bakılmaz çözülecek bir soru. Şimdi neden? Şundan dolayı. Bu bir kare olduğuna göre bütün kenarlar aynıdır arkadaşlar. Benden bunun alanı istiyor. Dikkat eder misiniz? A noktası nedir? Parabolün y ekseni kestiği nokta. Parabolün y eksenini kestiği nokta x'e 0 verdiğimizde bulduğumuz nokta değil mi? O zaman ben burada x'e 0 verdiğimde y ne olur bakın 0 artı 3 kere 0 0 artı 3. X'e 0 verdiğimde y'si 3 olur. Yani şu noktanın 3'ten geçtiğini biliyorum. Neden? Çünkü y ekseni kesen nokta sabit derimdir. Yani kısaca ne demiştik? Şu x'leri görme. Orası sabit derimdir. 3'ten geçtiğine göre karenin bir köşesi ne oldu? 3 oldu. Hocam o zaman alan direkt ne olur? 3 çarpı 3'ten 9 olur. Bu kadar basit. Ama farz edelim ki B noktasından nasıl çözerdik hocam? Diyelim bu A noktasını vermeseydi bana ya da buradan geçmeseydi. Yani şöyle bir soru olsaydı. Aynı soruda hemen hop şöyle vereyim. Mesela şöyle olsaydı nasıl çözerdik hocam? Ve bu bir kare olsaydı. Şimdi bakın burada da önemli olan tabii şurayı tam sıfır verir bize. Şöyle verelim. Evet. Şunları tekrar sileyim. Şu noktaya çıkartalım. Evet. Şöyle verseydi nasıl çözerdik hocam? Şimdi arkadaşlar aynı soruyu bu sefer B noktasından hareketle çözüyorum. Şimdi buranın A olduğunu biliyorum. Tamam. Burası da A. O zaman B noktası benim. X'e A verdim. Y'imiz A değil mi? Evet. O halde ben fonksiyonumda yani parabolümde
bir A, B noktam var benim. A verdiğimde cevabın A çıkması lazım. O halde y eşittir eksi x kare artı 3x artı 3. Parabolün üzerine ben x'e a verdiğimde cevap a çıkacak. Ver x'e a'yı. Eksi a kare artı 3a artı 3 eşittir. Ne olmak zorunda? A olmak zorunda. Hepsini bu tarafa atalım. Eksi a kare olduğu için karşı tarafa atalım. O zaman şu karşıya artı a kare geçer. Artı 3a karşıya eksi 3a geçer. Artı 3 eksi 3. Burada bir de a vardı 0. Buradan ne geliyor arkadaşlar? A kare eksi 2a eksi 3 eşittir 0. Hemen ne yapıyorum? A değerlerini buluyorum. Çarpımları eksi 3, toplamları eksi 2 olan eksi 3'e artı 1. O zaman burası da a'ya a. Dikkat edersek a'nın 1'i 3 çıktı. Diğeri de eksi 1 çıktı. Hocam hangisini alacağız? Benim nerede? Pozitif tarafta. O yüzden 3'ü alacağım arkadaşlar. Burası da ne olmuş oluyor? 3 birim olmuş oluyor. Burası da 3 oluyor. 3 kere 3 9. İki türlü de çözebilirsiniz. Ama ben tabii burada sabit yerini görür görmez cevabı verdim. Ama bazen ki çoğunlukla size burayı vermez. Şu şekilde verir. O yüzden iki türlü de çözmüş olduk. Evet arkadaşlar, böylelikle parabolün ekseni kestiği noktaların sonuna geldik. Ama bugün yani 29. gün burada iki tane video vereceğiz size. Birazdan da diğer video gelmiş olacak arkadaşlar. Çünkü biraz uzun olduğu için hani çok uzatmak istemedim. İki parça da verelim. Önemli noktaları verdik. Şimdi yine parabolün ekseni kestiği noktalar ve deltanın durumlarını inceleyeceğiz orada. Yani bugün tekrar biraz sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın ve 30. günde yine parabolle devam edeceğiz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar.